Efendim hayırlı akşamlar. Vaka programında sosyal yardımlaşmaya, dayanışmaya, insani yardımlara dair meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Ve malumunuz olduğu üzere biz bu meseleyi hemen her alanda, her boyutuyla ele almaya çalışıyoruz. Bugün yine çok önemli bir konu. Aslında yardımlaşma ve dayanışmayla yan yana düşünmeyi uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir konuyu konuşmak istiyoruz. Borç verme, borçlanma, borç vererek yardımda bulunma meselesini konuşacağız. Çok önemli bir mesele. Sizler de bizlere Karz-ı Hasen etiketiyle soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Tabii belki bazılarınız için ya borç vermek ve yardımlaşma nasıl yan yana geliyor olabilir diyenleriniz vardır. Eminim bu programdan sonra bunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu da anlamış, görmüş olacaksınız diye ümit ediyorum efendim. Evet, kıymetli konuğumuzdan müsaade alarak hocam bir merhaba demek istiyorum. Merhaba. Karz-ı Hasen konusunu, borçlanma konusunu aslında özellikle seçtik ve istedik. Bugün böyle çok yardımlaşmayla yan yana getiremiyoruz dediğimiz gibi ama çok önemli bir mesele. Öyle değil mi Sayın Hocam? Elbette, yani uzun zamandır konuşmaya arzu ediyorduk. Çünkü giderek maalesef insanların birbirine güveninin de azalmasıyla birlikte borç verme kültürümüz de zayıfladı. Halbuki komşu komşunun nasıl külüne muhtaçsa her şeye de birlikte bir toplumsal birliktelikte borç vermeye de ihtiyacımız var. Borç almaya da ihtiyacımız var. Bunu bütün boyutlarıyla bilhassa dini boyutuyla bugün inşallah birlikte konuşmuş olacağız. Çok kıymetli konuğumuzla beraber. Evet Sayın Hocam, evet. Hakan Öner Hocam bugün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Gerçekten çok çok önemli bir konu. Evet. Siz de bayağı kitaplarla hazırlıklı bir şekilde gelmiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Allah razı olsun. Evet, bizim programımızın bir geleneği var. Girişte öncelikle bir fotoğrafa bakıyoruz. Fotoğraf yorumluyoruz. Katkılarınızı bekliyoruz Sayın Hocam. Fransa'daki eylemler. Sarı yelekliler. Evet. yeni reklam çalışmamız sarı yelekliler üzerine bina edilmiş gibi duruyor hocam. Yani dünyada aslında sosyal hadiselerin artık günümüzde hiçbiri kendi mecrasında doğal olarak ortaya çıkmıyor. Bir şekilde bir algı ile beraber çeşitli semboller üzerinden yürütüldüğünü fark ediyoruz. Fransa'da başlayan, sonrasında Avrupa'nın farklı ülkelerine de yayılan bir gösteri tarzı oldu. Burada da en temel sembol sarı yelek oldu. Nasıl biz gezi yaşadığımızda orada farklı farklı semboller kullanıldıysa, üstelik ortak sembollere de şahit olduk burada işte. Bizde de vardı. Caddenin ortasında piyano çalan birisi. Aynısı evet. Burada da vardı. İşte biber gazı sıkılan birisi özellikle zoom yapılarak fotoğrafı çekilip dünyaya yayın edilmişti. Burada da aynısı yapıldı. Demek ki işin organizatörleri benzer durumları kamuoyunda tepkiyi oluşturacak, tepkiyi çekecek, dikkat üstüne toplayacak temel argümanları bu şekilde tespit edip onun üzerinden kurguluyorlar. Sosyal hadiseler dediğimiz gibi elbette insanları oraya sokağa dökülmesi için çeşitli sebepler gerekiyor bunun ortaya çıkması için. Ama sonrasında diyelim ki ortaya çıkış sebebi Fransa'yla beraber düşündüğümüzde işte benzine olan zamken o zam geri alınmasına rağmen hayır diyorlar, biz farklı şeyler de istiyoruz. Nasıl evet. Bizde 3-5 tane ağaç diye tabii sonrasında bu şekilde adlandırdık ama başta Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesine dair bir tepki gibi gösterilse de hayır biz 3. köprüyü de istemiyoruz. Yeni havalanı da istemiyoruz gibi evet. istekler olduğunda anlaşılmıştı ki bu işin ağaçla falan alakası yok. Bambaşka niyetler var. Dünya bir şeyde tekrar dizayn içerisinde. Küresel olarak da bunlar karşımızda. Hal böyleyken ülkeler tabii ümit ediyoruz ki bizde de bu tip hadiseler cereyan etmesin. Çünkü hakikaten de ekonomik olarak da zor günlerden geçiyoruz. Toplumsal olarak da kırılmalarımız var. Arzu ediyoruz ve ümit ediyoruz. Allah'tan da niyaz ediyoruz ki inşallah bize de bu tip durumlar gelmez. Hocam fotoğrafta evet, dikkatinizi fotoğrafta, çeken neler var? Fotoğrafta gördüğümüz şu. Bu bir topluluk. Fakat bu topluluğun içinde bir kargaşa hakim olmuş. Bir sıkıntı meydana gelmiş. Cenab-ı Allah alemlerin nizamını yaratandır. Allah-u Teala fertlerin, ailelerin, toplumların, ticaretin, hayatın nasıl huzurlu ve sükunetli olacağının kanunlarını koymuştur. Cenab-ı Allah sadece namazı,
orucu bize emretmemiş, bunu öğretmemiş. Cenab-ı Allah bize alışverişi de, yaşamayı da, hayatı da, 24 saatin içinde olan her şeyi Cenab-ı Allah bize öğretmiştir. Nasıl ki yerde taşlar var, görüyorsunuz. Taşlardan biri mesela söküldüğü zaman onun içine, o sökülen yere bir zaman sonra su girer. Sonra diğer yandakiler bozulur. Sonra bozuldukça böyle gider. Yani bir tanesinin sökülmesi koca bir yolun tahrip olmasına sebep olur. Bunun gibi Cenab-ı Allah'ın her bir hükmü, her bir emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize beyan ettiği her bir ayrıntı bir temel taştır. Onlardan birinin veya birkaçının sökülmesi yıkıma sebep olacaktır. Burada bir yıkım var. Bir yıkım olmuş yani. Bir kargaşa olmuş. Bunun sebebi Allah-u Teala'nın koymuş olduğu düzenin, tarif etmiş olduğu nizamın, İslam ahlakının, İslam terbiyesinin unutulması, yok olması. İşte güvenin, ahlakın, terbiyenin ve aynı şekilde ticari hayatta da Cenab-ı Allah'ın nehyettiği dengelere dikkat edilmeyişi burada göz önünde bulunduruluyor. Evet, yani bu sizin de işaret ettiğiniz gibi hocam da söylediler. Aslında bu ekonomik temelli bir isyan. Evet. Benzin fiyatlarının artması, ekonominin yolunda gitmesi bahane edilerek gerçekleştirilen bir isyan. Ben hatırlıyorum, bazı hocalar vardı. Yani kendilerini çok inançlı tanımlamayan akademisyenler diyelim, hoca demeyelim belki de. Onlar hep bize bu ekonomik, toplumsal analizleri yaparken, ekonomik analizleri yaparken bir beklentileri vardı. Birazcık sol tandanslı insanlar oldukları için işte sosyal patlama, işte bunun gerekliliği üzerine falan çok kafa yorarlardı ve bir yerden sonra dönüp bize suçlu sizsiniz, sizin yüzünüzden olmuyor derlerdi. Şimdi burada bizde şöyle bir şey var. Yani çok fazla belki sıkıntılı süreçler yaşadık. Öyle değil mi? Yani tarihimizde çok sıkıntılar olmuş, çok doğal afetler olmuş, coğrafya ortada. Ama böyle çok isyana yöneldiğimiz pek vaki değil. Öyle değil mi hocam? Sünni toplumlarda pek isyan şeyi yok zaten. Yani böyle neticede ulul emre itaat de tavsiye edildiği için, emrolunduğu için idareye Müslüman toplumlarda ve biraz da ehli sünnet toplumlarda isyan geleneği yok. Burada tek bunun istisnası benim fark edebildiğim, genelde bize darbelere de tepki olmamıştır. Sadece 15 Temmuz'da onun da niyetinin işte tabii irfanla Allah-u Teala'nın kalplere onu ilham etmesiyle insanlar çok çabuk fark edip kimse kabullenmedi. Bu bir istisnaydı. Belki beklenmeyen durum da oydu orada. Onun dışında pek ulul emre itaatte sorun çıkmaz. Evet. O da belki hoşlarına gitmeyen tavırdı o size işte eleştirdikleri. Hem o, ben biraz da şeye getireceğim. Yani bunlar da olmayıp da bizde olan bir şey var hocam. Biz işte 15 Temmuz bir örneği. Evet, o yaşadığımız bütün sıkıntılar bir örneği. Biz bir şekilde hayata tutunmak için çabucak birbirimize sarılabiliyoruz ve kendi formüllerimizi aslında üretebiliyoruz o şartlardan kurtulma. Bunlar da olmayıp bizde olan şey nedir hocam? Tabii en büyük şey imandır. İman öyle bir cevherdir ki insanı esas insan kimliğine kavuşturan ve insanı olması gereken yerde bulunduran şey esas iman kimliğidir. O öyle bir cevherdir ki onun tanımını iman ehli olmayanlar yapamaz. O imanın vermiş olduğu değerleri, insana katmış olduğu ruhunu nasıl yücelttiği ve nasıl bir huzura insanı kavuşturduğunu tarifi ve izahı mümkün değildir. Tabi bu imanla beraber Allah-u Teala'ya olan bu teslimiyetle insanın ruhunda bir olgunluk, bir güzellik, bir huzur meydana geliyor. İşte Allah-u Teala'nın beyan etmiş olduğu ahiretteki cennete ulaşma, Allah-u Teala'nın rızasına ulaşma, onun sevgisini kazanabilme bir insan için hayattaki en önemli şey haline geliyor. Ve kişi Allah rızası için, Allah-u Teala'nın razı olması için birçok ameller yapıyor. Ve bizim mesela toplumda en çok kullandığımız kelimelerden birisi de Allah razı olsundur. Evet. Bu Allah razı olsun cümlesi hangi millette, yani İslam dışı olan hangi millette vardır?
Yoktur böyle bir şey. Allah razı olsun. Bu Allah-u Teala'nın rızası Müslüman için en büyük karşılıktır. Ve Müslüman, Müslümana ve insanlara, hatta hayvanlara bile yapmış olduğu iyiliği, her şeyi Allah-u Teala'nın rızası için yapar. Ve bunun maddi olarak da bir karşılığı yoktur. İşte iman ehli olmayanlar bunu anlayamıyorlar. Yani nasıl diyorlar. Yani neden bunu yapıyorsun ama neden? Mesela bugün ülkemizde ne kadar çok göçmenler var, Suriyeli olanlar var, farklı mağduriyetler içinde olanlar var ve toplumumuzun her köşesinde bunlar sevgiyle karşılanır. Bir yabancı mesela, yani çocukluğumuzda bile, mesela bir yabancı görsek sokakta, bir turist görsek hemen ona böyle içimizde bir sevgi, bir yardımlaşma. Hemen bir izzet-i ikram, evet, telaşı olur. Hatta bugün yine mesela bazen böyle Avrupa ülkelerinden bisikletleriyle mesela Türkiye'ye gelip Anadolu'yu gezenler var. Yine bu Suriye'deki hadiselerden önce Arabistan'dan ülkemize gelip kendi araçlarıyla özellikle köyleri gezen şeyler var, Araplar var. Diyorlar biz özellikle ana yoldan değil köylerden gidiyoruz. Neden diyoruz? Çünkü çok seviyorlar diyorlar. Yani bizim insanımız millet ayrımı yapmaksızın herkesi sever. İster Arap olsun, ister bir yabancı, bir Avrupalı turist olsun, bir Alman olsun, bir Hollandalı olsun, bisikletle geçmiş olsun veyahut da arabasıyla geçmiş olsun, yardım eder. Hatta kendi vatandaşı bile olsa, bugün Anadolu'nun hangi köşesine giderseniz gidin, bir çorbasını paylaşan aileler, hayatını paylaşan, ikram eden ve bunları niçin yapar? Sorgusuz, sualsiz yapar. Kimsin, nesin? Bunu düşünmeksizin yapar. Bu işte Allah rızası için yapılan bir şeydir. Mümin, Allah-u Teala'ya imanı olan sabırlı olur. Halim olur. Yani yumuşak huylu olur. Affetmeyi sever, hayır yapmayı sever. O nedenle İslam ahlakının hakim olduğu toplumlarda buyurduğunuz üzere isyan olmaz. İsyan çok hoş gelen, hoş duran, kulağa da hoş gelen bir şey değildir. Mümin sabır ehli olur. Ama bunun yanında da alması gereken tedbirleri de alır. İşte burada mesela 15 Temmuz örneğini verdiniz. Burada bir kişi size karşı saldırıya geçtiği zaman, sizin hakkınızı, hukukunuzu gelip de böyle cebren, silahla, zorla baskı yaptığı zaman da işte o zaman da mümin en büyük müdafayı gösteren, çok sabırlı, çok halim olmasıyla beraber de düşmanla karşı da son derece çetin ve şedid olduğunu gösterir. Evet. Belki aslında Mustafa Bey şeyi de kastediyorlar biraz önce. Bu ekonomik krizlerin kaosa dönüşmemesinin sebebinde belki. Tabii orada. Kendi formüllerimizi üretiyoruz dedim. Aslında hocam oraya bir açıklık getirdi. Temelini, evet, aslında söyledi. Evet, kendi üretiyoruz hocam. Doğru. Yani orada şimdi şu var. Tabii bizde diyelim ki bir kişi işsiz kaldığı zaman hemen onun işte anne babası hayattaysa onlar veya diğer kardeşleri, akrabalar evin ihtiyacını giderme yönünde gayret ettiklerinde orada o bir kaosa dönüşmüyor. Bir isyan, Allah muhafaza, dönüşmüyor. O en güzel toplumsal birlik tarafımız. Yani asıl belki bu tip durumların mesela yağmaya dönüşmemesinin, dışarıya yansımamasının, hemen diyelim ki buradan harekette farklı toplumsal kargaşalara yol açmamasının en temel sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Doğru. Evet ya, bu temel önemliydi hocam bizim için ama şunu da tabii görüyoruz ya, gün geçtikçe pek çok şeyden artık yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Yani kendi öz değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Tamam, toplumsal problemler herkesi kenetliyor. Ama toplumsal bir problem yoksa, hayat devam ediyorsa o zaman böyle biraz şeyi kaybediyoruz sanki. Böyle, evet, diğer kamlık, hani o bizde hep olan o ahlakı sanki kaybediyoruz. Kaybettiğimiz meselelerden birisi de tam bugün aslında konuşacağımız konu. Çok anlam değiştirmiş. Nasıl anlam değiştirdiğine de bakacağız programın ilerleyen saatlerinde ama borç verme hususunda babalarımız, dedelerimiz borçlanmışlar, borç almışlar, borç vermişler, ev almışlar, bark almışlar onlarla. Ama bugün yavaş yavaş bu hayatımızdan çıkıyor hocam. Bunu da görüyoruz. Bunun nedenlerine birazcık değinsek güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Bu resimden yine yola çıkarak yapmış olduğumuz değerlendirmenin üzerine bina edelim. Allah-u Teala'nın bizim önümüze koymuş olduğu
güzel ahlaklardan, bizde olması gereken hasletlerden biri de borç vermektir. Hı hı. Cenab-ı Allah bunu Kur'an-ı Azimuşşan'da beyan etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadis-i şeriflerinde beyan etmiş ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayat-ı saadetinde en çok yaşadığı şeylerden birisi de bu. Ben borç alması. Evet. Borç almış mıdır diye. Bunun evet. çok örnekleri var. Evet. Borç alması, borç vermesi, başkalarının adına borç alıp onların borçlarını kapatması, sahabelerden borcu olanların sıkıntıya düşüp ya Resulallah benim borcum var ödeyemiyorum bana yardımcı olur musunuz demesi. Yani hayatın içinde çok sıcak yaşanmış örnekler bunlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı saadetine var olan, Kur'an-ı Azimuşşan'da var olan ve İslami eserlerde var olan ve hayatımızda da var olması gereken bir şey bizde yok ise işte burada hani temel taşlardan biri sökülmemesi lazım dediğimiz şey de bu işte. Bunu söktüğümüz zaman birçok değer de onunla beraber yıkılıyor. Yani sabır mesela kalkarsa bir toplumdan, düşünün ki bir toplumda sabır yok. Sabır diye bir şey yoksa o toplumun içinde kaos olur. Bir toplum düşünün, o toplumda hilim yani yumuşak huyluluk kalmamış. Herkes sert. Herkes kırıcı, herkes vurucu olursa o toplumda huzur olmaz. Yine düşünün bir toplumda selamet, emniyet gitmişse. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, El-Müslimu, men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden emindirler. Mümin odur kişi ki onun komşusu ondan emindir. Malından, ırzından, namusundan, emniyettedir. Şimdi müminde olması gereken şey, emniyet olmazsa, sabır olmazsa, hilim olmazsa, aynı şekilde insanların ihtiyaçlarını giderme, infak, zekat, borç verme, bu ahlaklar kaybolursa da toplum içinde sıkıntılar baş gösterir. İnsan muhtaçtır. Bir insan diyemez ki ben hayatta hiçbir şeye muhtaç olmayacağım. Hani en çok insanların ihtiyaç hissetmediği kişi belki hani zenginler diye insanın aklına gelir ama zengin de muhtaçtır. Her insan ister çok ilim sahibi olsun, isterse çok zengin olsun, hangi şeye, hangi varlığa, hangi nimete sahip olursa olsun muhakkak insan muhtaçtır. Bir insan diyemez ki ben başka şeye muhtaç olmadan yaşarım. Hiçbir şeye muhtaç olmayan tek Cenab-ı Allah'tır, Rabbül Alemin'dir. Dolayısıyla insanın ihtiyacı vardır. İnsan ilk olarak anne babaya ihtiyaç duyar. O onu besler, büyütür, terbiye eder. Ve insanların, madem ki insan muhtaçtır, o halde insanların ihtiyacı nerededir? Benim ihtiyacım sizdedir. Sizdedir, komşumdadır, bir arkadaşımdadır. Cenab-ı Allah böyle bir düzen kurmuş. O ona verecek, o ona verecek ve böylece arada bir kenetlenme olacak. Mesela düşünün, bazen bu kelimeleri duyarız. Birinin mesela mesela evleneceğim der size veyahut da askere gideceğim der. Mesela dersiniz ki bir ihtiyacın var mı? Bakın bu ne kadar güzel bir şey. Bir ihtiyacın var mı? Veyahut da bak yapabileceğim bir şey var mı? Bak varsa söyle. Ne olur bak şey yapma, çekinme. Bu var elhamdülillah hala. Evet. Çok güzel bir şey. Evet. Bir ihtiyacın var mı? Yapabileceğim bir şey var mı senin için? Hani bu illa borç olmasa bile bir güzel teselli, bir güzel temenni veyahut da bir dua veyahut da bir karşılama veyahut da bir uğurlama bile insanı ne kadar güzel alemlere, güzel durumlara götürüyor. Yani yaşı 40'tan yukarı olanlar, 40, 50, 60 olanlar mesela bizim çocukluğumuzda da çok iyi hatırlıyorum ki mesela mahallemizde komşular hep birbirleriyle bir araya gelerek birbirlerinin kışlık zahirelerini imece yaparlar. Evet, imece usulüyle hazırlarlardı ihtiyaçlarını. Aynı şekilde Anadolu'nun yörelerine göre kim yerlerde işte erişte, kim yerlerde tarhana, kim yerlerde işte salça. Hala yaşıyor hocam. Anadolu'da. Evet, hala da bunlar yaşıyor. Bunların yaşaması çok önemli. Çünkü bu biterse hayat biter. İnsan fert olarak yaşayamaz. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir durumda değiliz. Hocam bir izleyicimiz bir konuya dikkat çekmiş ve bir soru sormamı istemiş. Akrabalık bağları azaldığı için bir tespit yapıyor. Demek ki akrabalık bağlarının azaldığına dikkat çekiyor. Borç verme kültürünün azaldığını söyleyebilir miyiz?
Tabii bunların hepsi birer etken. Yani insanlarda dünyevi ihtirasın çoğalmış olması, dünyevi ihtirasın, dünyevi hırsın çoğalmış olması da borç vermemeye engel. Akrabalık bağlarının azalması, güven, bir kere borç zaten güven temeline dayanır. Tabii. Yani ben size bir şey veriyorum, işte 100 lira veriyorum size. Siz bu 100 lirayı bana bir yıl sonra vereceksiniz veyahut da bir ay sonra vereceksiniz. Yani ihtiyacınızı gördükten sonra vereceksiniz. Bunun karşılığı bu sırf Allah rızası içindir. Herhangi bir menfaat olmaksızın. Zaten bir menfaat olsa o şeye girer, faize girer. Evet. Burada bir menfaat olmaksızın vermektir. Vermek bir kere güvenmektir. Güven duygusu olması lazım. İnsanda ihtiras, yani dünyevi hırsı olmaması lazım. Çünkü kişinin kafasında, zihninde yapmayı planladığı, tasarladığı bir şeyler var. Almak istediği bir eşya var. Ulaşmak istediği bir çizgi var. Onlara da neyle ulaşabiliyor? Bakıyor ki maddiyatla ulaşabiliyor. Borç vermekse bunun kısılması manasına geliyor. O hırsını oraya hedefini kilitlediğinden dolayı ona borç verir misin, vermem oluyor. Hı hı. Yine akrabalık bağlarının, aynı şekilde dostluk, arkadaşlık bağlarının, komşuluk bağlarının, bu bağların zayıflaması hep biri birini söküyor. Yani nasıl bir şey örneği verdik. O kaldırımdan veyahut da yoldan bir tane taşı çıkarttığınız zaman artık orası daha iflah olmuyor. Hatta bazen mesela üstüne basarsınız, bakarsınız ki oynuyor, altından su pantolonunuzu kirletir. Evet. Yani oraya sonradan taş konsa bile eski şeyini, bütünlüğünü sağlamayabiliyor. Bunun gibi dini değerlerin biri veya birkaçı çıktığı zaman o sabrı götürüyor, emniyeti götürüyor, akrabalığı götürüyor, komşuluğu götürüyor. Bu sefer bir kaos meydana geliyor. Benim öğrenmek istediğim bir mesele var. İzleyicilerimiz de tahmin ediyorum öğrenmek isteyeceklerdir. Ayet-i kerimelerde Bakara suresi 245. ayette ve Hadid suresi 11. ayette arkadaşlarımız da hazırlamışlar görmek için. İki kartı da peş peşe getirebilirlerse. Tabii ki. Bu ayet-i kerimelerde siz buyurdunuz Allah-u Teala muhtaç değildir. Amenna ve siddakna. Hepimiz muhtaçız. O Samet'tir. Ama ayet-i kerimelerde Allah'a güzel bir borç vermek, Allah'a borç vermek ifadesi geçiyor. İki ayet-i kerimede de. Şimdi hocam bunu alimlerimiz nasıl anlamışlar? Burada kastedilen mesele nedir? Ve borç olarak da hani söylenmesi bize aslında bir kapı açar mı? Yani bir anlamamız gereken bir şeyler var mı? Evet. Tabii Bakara suresi 245. ayet-i celleden hareket edecek olursak, ayet-i celilelerin bize vermiş olduğu mana güzelliğinin yanında bir de o ayet-i celilenin bize sunuluşu çok güzel, çok edebi ve çok mucizevi bir şekilde geliyor. Bunu tabii tercüme ettiğimiz zaman, meal yaptığımız zaman bu şey bozuluyor, bu ahenk bozuluyor. Ama ayet-i celleye baktığımızda Cenab-ı Allah, estaizu billah, مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Kimdir o kişi ki, yani o yiğit, o güzel, o pehlivan, o baba yiğit, kimdir o kişi ki diye geliyor. مَنْ ذَلَّذ۪ي Kimdir o kimse ki? Şimdi buraya kadar gelince, şimdi biz konumuz borç olduğu için biliyoruz mevzunun nereye geldiğini ama ayet-i celle böyle başlıyor. Kimdir o yiğit, o kişi, o güzel insan ki yukridu Allah'a kardan hasene. Allahü Teala'ya güzel bir borç verecek olan. Yani biz mesela kelimeye Allahü Teala'ya güzel bir borç veren kimdir diye başlıyoruz ama bu ayet-i cellede kimdir o kişi ki Allahü Teala'ya güzel bir şekilde borç verecek olan ki feyudaifehu lehu ed'afen kesira ki Allahü Teala bunun karşılığında ona kat kat mükafatını vermiş olsun. Şimdi ayet-i cellede baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi, insanın insana vermiş olduğu borcu Cenab-ı Allah kardullah olarak, yani Allah'a borç vermek olarak tarif etmiş. Bu normalde bir infaktır, bir yardımdır. Yani borç vermek de bir infak çeşididir. Kardeşinin ihtiyacını görmek,
Hatta ona bağışlamaktan daha önemli olarak da görülüyor. Onu da izah edeceğiz ileride. Cenab-ı Allah bir insana yapılan iyiliği, karzı Cenab-ı Allah kendi zatına nispet ediyor. Allah-u Teala borç vermek diyor ve ikincisi de onun karşılığı ona kat kat verilir buyuruyor. Hani siz birine ihtiyacını karşılıyorsunuz, örneğin 100 lira veriyorsunuz, bir müddet sonra onu geri alıyorsunuz. Bu Cenab-ı Allah bunun karşılığında kat kat mükafat veriyor. Ve ayet-i cellenin devamında da وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ Allah-u Teala kabzedendir, yani daraltandır ve genişletendir. Yani Cenab-ı Allah malını infak edene genişlik verir, malını tutana darlık verir. Bu genişlik ve darlık maddi ölçümde değildir aslında. Ruhi olaraktır ve hayata bakış olaraktır. Nice mesela maddi geliri az olup hayatı geniş yaşayanlar vardır. Nice maddi imkanı geniş olup hayatı daracık yaşayanlar vardır. Evet. Yani önemli olan hayatın nasıl yaşandığıdır. İnsanın ne kadar miktara sahip olduğu değildir. Mesela düşünün, bir insan sağlıklıdır. Önünde konan yemeğini hepsini yer bitirir. Onun için yemek çeşidi fark etmez. Şekerli olması, tuzlu olması, soğan olması, bir midesinde problem yoktur. Ama bir başkası da vardır. Bir sofra dolusu yiyeceği vardır ama midesi de rahatsızlık var, vücuduna rahatsızlık vardır. O geniş sofranın içinde kendisi darlıktadır. İşte burada da Allah-u Teala'nın yolunda infak eden, borç veren, malını elinden çıkaran kişilere Cenab-ı Allah genişlik ihsan eder. Tutana ise Cenab-ı Allah da onu kabzeder. Sıkar, hani kabız olmak diye ifade de geçiyor. Daralmak yani manasında. Ve ileyhi turcaun ve Allah-u Teala'ya döndürüleceksin. Şimdi bununla şey olarak, paralel olarak da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu Sahih-i Müslim'de geçen hadis-i şerifte mesela çok ilginç bizim anlamamız açısından. Allah-u Teala diyor, kıyamet günü şöyle buyuracak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yebne Adem, ey Adem oğlu, ben hastalandım, sen beni ziyaret etmedin diyecek. Cenab-ı Allah kuluna. Kul diyecek ki ya Rabbi, keyfe e'uduk, ya Rabbi ben seni nasıl hani hasta ziyaretinde bulunayım? Ve ente rabbul alemin, sen alemlerin Rabbisin ya Rabbi, sen hastalanmaktan münezzehsin. Bu nasıl olabilir? Cenab-ı Allah buyuracak ki, sen bilmiyor muydun ki falan kulum hastalanmıştı ve sen onu ziyaret etmemiştin. Sen bilmiyor musun ki eğer onu ziyaret etseydin, levecetteni indehu, beni onun yanında bulacaktın. Yani benim rahmetimi onun yanında bulacaktın. Ey Ademoğlu, ben senden yemek istedim, sen bana yemek vermedin diyecek. Kul diyecek ki ya Rabbi, ve keyfe ut'imuke, ya Rabbi ben seni nasıl taam, yemek vereyim? Ve ente rabbul alemin, sen alemlerin Rabbisin, sen acıkmaktan, yemek istemekten münezzehsin. Buyuracak ki Cenab-ı Allah, sen bilmiyor musun ki falan kulum senden yemek istemişti ve sen ona vermemiştin, yemek vermemiştin. Şayet sen bilmiyor musun ki ona yemek verseydin, levecette zâlike indi, bunu benim yanımda bulacaktın. Yine ey Ademoğlu, ben senden su istedim fakat sen bana su vermedin diyecek Cenab-ı Allah. Diyecek ki ya Rabbi, keyfe eskiyik, ya Rabbi ben sana nasıl su verebilirim? Ve ente rabbul alemin, sen alemlerin Rabbisin. Cenab-ı Allah buyuracak ki, falan kulum senden su istedi ve sen ona su vermemiştin. Şayet ona su verseydin, levecette zâlike indi, bunu benim yanımda bulacaktın. Burada şu var, Cenab-ı Allah bir kulun, bir kulunu hasta ziyaret etmesini, ona yemek vermesini, ona su vermesini, bu ameli Cenab-ı Allah kendi zatına nispet ediyor. Bunun gibi aynı şekilde mesela bir kulun bir başkasının malını koruması, mesela emanet, emniyette sahip olması, hırsızlık yapmaması, başkasını üzmemesi, Cenab-ı Allah buna da mesela hayır olarak, amel olarak yazıyor. Halbuki bu normalde
Cenab-ı Allah'a karşı değil, bir kula karşı yapılan bir ihsandır veyahut da bir hakarettir. Allah-u Teala kulun kula yaptığı ihsanı kendi zatına nispet ediyor. Kulun kula yapmış olduğu hakareti veyahut da yanlışı da yine kendi zatına nispet ediyor. Burada da ayet-i cellede buyurulduğu üzere Cenab-ı Allah kulun kula yapmış olduğu bu güzel ikramı, bu diyargamlığı, bu onun ihtiyacını giderme şeyini Cenab-ı Allah kardullah olarak, yani Allah'a borç verme olarak beyan etmiştir. Yani karz-ı hasenden bizim anlamamız gereken bir Müslümanın ihtiyacını karşılamak için güzel bir şekilde borç vermek. Evet. Öyle mi hocam? Peki, süremiz gerçi azalıyor ama eğer araya gidecek olursak da ikinci bölümde devam etmek üzere ben sorayım. Bu karz-ı hasen tanımına girmesi için bir borç ilişkisinin nasıl verilmesi gerekir? Borç verirken nelere dikkat etmek gerekir? Borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda ne yapmak gerekir? Borç alanının uyması gereken kurallar nelerdir? Bunları da en azından başlamış olalım. Evet. Ben dediğim gibi yani ikinci bölüm, üçüncü bölüme de aktarabiliriz. Evet, birincisi bu yani bir hayırlı amele yapabilmek için bir kere bir onun kararını vermek lazım. Onun niyetini yapmak lazım. Bu niyeti, bu kararı verebilmek için bu kararı veren bir gönle sahip olmak lazım. Yani insanın iç alemi buna müsait olması lazım. Bu ameli yapabilmeye, bu hayrı işlemeye, Allah-u Teala'nın rızasını her şeyin önünde gözetmeye, karşıdaki kişinin, karşıdaki kişinin Allah-u Teala'nın bir kulu olduğunu ve ona saygıda bulunması gerektiğini ve onun ihtiyacını gidermesinin Cenab-ı Allah katında büyük bir nimet olduğunu bilmesi lazım. Önce buradan başlar. Buna sahip olduktan sonra da hem verenin hem de alanın aynı şekilde bir kararlılık içinde olması lazım. Veren vermesinde kararlı, alan da bunu ödemekte kararlı ve dirayetli olması lazım. Mesela buyuruluyor yine şeylerde, tefsir kitaplarımızda. Kişi diyor borç aldığı zaman, biri ona borç verdiği zaman orada bazı güzellikler meydana gelir. Birincisi, insanın izzeti ve şerefi muhafaza edilmiş olur. Yani kişi nihayetinde yüzünün suyunu düşürmüyor yere. Yani bana hibede bulun demiyor. Bunun karşılıksız olarak bunu bana ver demiyor. Borç istiyor. Yani borç istemekte bir mahcubiyet hissediyor hocam insan ister istemez ama hissetmemesi gerekiyor. Şöyle, insanın izzetini düşürmüyor o. Düşürmüyor. Yani insanın mi? Şerefini düşüren bir şey değildir borç istemek. Hı-hı. Şimdi bana bunu karşılıksız olarak ver demek insanın o yaratılış izzetine aykırı bir şeydir. Fakat bunu bana borç karşılığı ver. Yani şu kaleminizi bana verin. Ben burada bir yazı yazıp size geri vereceğim. Bu çok izzetli bir şeydir. Aynı bunun gibi faydalanma. Yani paradan veyahut da bir eşyasından faydalanma. Bu kişinin izzetini, yani insanlık şerefini, Cenab-ı Allah'ın ona bahşetmiş olduğu lütfu muhafaza etmiş olur böylece. İkincisi, o borç alan, borcu aldığı andan itibaren yine insanlık şerefine muvafık olarak bir disiplin ve bir düzen içine girer. Der ki benim borcum var, bunu bir an evvel ödeme gayretinde olmam lazım. Yani bunu kendisine bir sorumluluk olarak, bir sorumsuzluğa yol açmaz, bir sorumluluk olarak, bir vazife olarak, bir ödev olarak bilir. Ve bunu ödemesini geciktirmenin veyahut da ödeyememenin kendisi açısından bir mahcubiyet olacağını bilir ve buna göre bir düzen içinde yaşar. Hatta bu tür ailelerin evlerinde bile bu şey olur. Yani borcumuz var. Borcumuz var. Biraz dikkat edelim. Yani harcamamıza. Ona göre yaşam sürmek. Evet, ona göre yani öyle her istediğimiz şeye almaya meyletmeyelim. Biraz iktisatlı olalım, biraz kanaat ehli olalım, biraz dikkat edelim diye. Üçüncüsü de buradan büyük bir hayır ortaya çıkar. Yani Allah-u Teala buyuruyor ayet-i cellede. فَيُدَعِفَهُ لَهُ اَدْعَافًا كَثِيرًا Allah onun karşılığını kat kat verir. Ve yine Hadid suresinde ayet 11'de اَسْتَعِنُ بِلَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيمٌ Onun için çok büyük, güzel bir ecir vardır. Bundan dolayı da büyük de bir sevap ortaya çıkar. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz bu meseleyi. Kısa bir aramız var.
Efendim vakada Karzı Hasen konusunu, güzel borçlanma konusunu konuşuyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüz içerisinde aslında çok önemli bir yeri olan ama bugün çok da göz ardı ettiğimiz meselelerden birisi. Kıymetli hocam Hakan Öner'le birlikte konuşuyorduk ilk bölümde. Hocamız borç meselesini, Karzı Hasen meselesini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında açmıştı ve borç alan ve borç verenin sorumlulukları ve onlara sağladığı katkıları anlatmaya başlamıştı. Biz reklama gittik, araya gittik hocam. Evet. Şimdi dilerseniz devam edelim. Evet. Tabii borç verenin de yine kendi asli ihtiyaçlarını gözeterek, kendi içinde bulunmuş olduğu durumu da gözeterek, yani başkasını ihya ederken kendisini de çok aciz duruma düşürmeden bunu vermesi gerekir. Borç alan kişinin daha çok ilgilendiren, yani borç alan kişinin, borçlu alan kişinin daha çok dikkat etmesi gereken konu ise onu bir an evvel ödemenin, bunu kapatmanın gayreti ve azmi içinde olması çok mühim. Tabii bu dedik ya bir güven meselesi olduğu için borcu ödemede de bir güvensizlik meydana gelirse bu sefer o hayır sahibi, o fedakarlığı yapan, borç veren kişinin belki başka sefer borç istemesinde veyahut da başkalarının ondan borç istediği zaman vereyim mi vermeyeyim mi diye bir şeye götürebilir. Yani suistimaller karşıdaki hayır sahibinin iyi niyetinin de yok olmasına sebep olabilir. Bunlar hep birbirini zincirleme olarak takip eder. Hocam şeyi birazcık daha açsak. Mesela dediğiniz şey önemliydi. Borç verecek olan kişinin kendini sıkıntıya düşürmemesi burada önemli dediniz. Bunun bir kapsamı, sınırı var mıdır? Nedir mesela? Onu nasıl anlamak gerekir? Tabii burada kişinin asli ihtiyaçları vardır. Evet. Allah-u Teala bizlere mükellefiyetler yüklemiştir, sorumluluklar vermiştir. Bu sorumluluklarımızın bir kısmı manevi olduğu gibi bir kısmı da zahiridir. Zahiri olarak sorumluluklarımız kendi aile efradımızın, kendi bedenimizin, aile efradımızın geçimliğini temin etmek. Bunlar bizim zahiri sorumluluklarımızdır. Yerine getirmemiz gereken mesuliyetlerdir, vazifelerdir. Bu vazifeleri de kişinin sekteye uğratmadan yerine getirebilmesi önemlidir. Ki içinde bulunduğumuz zamanda da özellikle bazı şeylerin, mesela elektrik gibi, işte doğalgaz gibi kişinin hayatında mecburi olması gereken ödemeleri veyahut da kiracıysa işte ev kirasını ödeyebilmesi gibi bunlar da onun mali olarak yerine getirmesi gereken vazifeleri ve sorumluluklarıdır. Bu sorumluluklarını yerine getiremeyecek, kendisini tamamen bu durumda aciz bırakacak şekilde kendisini muhtaç duruma bırakıp bir başkasının ihtiyacını gidermek de elbette tavsiye edilen şeyler değildir. Fakat burada mesela bazı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı saadetinde olsun veyahut da sahabe-i kiram efendilerimizin hayatı saadetlerinde bazı şöyle örnekler olabiliyor. Mesela kendileri çok zaruret içinde olsalar bile karşıdakine yardımcı olmuşlar. Bu durumlar gözükebiliyor. Hem hayat-ı sahabede, sahabelerin hayatında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı saadetinde veyahut da Allah dostlarının mesela hayatlarında bunlar olabiliyor. Bunlar istisnai durumlardır. Yani herkesin bunu alıp kendi hayatında olduğu gibi yaşaması manasında değil. Bunların olması bizim için dünyaya rağbet etmeme anlamında bir ölçü, bir örnek. Ama bunu olduğu gibi sen de kendi hayatında uygula manasında değildir. Yani bunlar bize bir örnektir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mütevazi bir hayat içinde peygamberliği tercih etmiştir. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sultan olarak da, zahiren bir sultan olarak da peygamber olabilirdi. Ve bunun kendisine hiçbir derecesinde bir değişiklik, bir haşa, bir düşüş meydana gelmezdi. Nasıl Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Hazreti Davut Aleyhisselam, Cenab-ı Allah onlara saltanat vermiş. Hem meliktir, hem melikmiş, hem peygambermiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde olabilirdi. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tevazuyu seçmiştir, tercih etmiştir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam mesela hasırda uyumuştur.
onun evini, saadetli hane-i saadetini biz kitaplarda tarif edildiğinde okuduğumuzda kendi hayatımızdan utanıyoruz. Fakat bugün yani biz de aynı hasır üzerinde yatalım manasına gelmiyor. Yani bugün hepimiz yataklarda yatıyoruz. Yani halılar üzerinde, yataklar üzerine. Bugün en fakir insan bile yatakta yatar. Yani çok fakir olup da evi olmayan belki sıkıntı içindedir ama bugün bizim fakir diye bildiğimiz insanlar bile, çünkü yatakta yatmak bugün artık bir lüks ölçüsü de değildir. Değil, evet. Yani bir halının üstünde uzanmak, bir battaniyenin üstünde oturmak veyahut da bir işte kanepenin, bir yatağın üzerinde yatmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tercih etmesinin sebebi tevazuyu seçtiği içindir ve bize şunu öğretir. Siz de hasırda yatın manasında değil, siz de hayatınızda tevazuyu tercih edin. Alçak gönüllülüğü tercih edin. Başkasını kendinizden daha önemli yerde görün, başkası için fedakar olun manasındadır. Bizim burada ölçümüzse dikkat etmemiz gereken konu kendi ihtiyaçlarımızı, asli ihtiyaçlarımızı karşılamak. Bununla beraber de karşıdakine elimizden geldiğince bir yardımı yapabilmek. Yani karşıdaki borç isteyen bir hakkın istemiş olduğu miktarın belki tamamı bizde yoksa bile bir miktarını bir arkadaşından, bir miktarını bir başkasından tedarik ederek de ihtiyacını giderebilir ki nihayetinde siz program başında da dediniz. Yani biz bunları gördük. Ailelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, komşularımız bir ihtiyacı olduğu zaman herkes elinde mevcut olan işte kiminin bir çeyreği, kiminin bir yarım altını, kiminin bir tam altını, kiminin kenarda az biriktirmiş olduğunun tamamını vermese bile bir kısmını vererek ona destek olurlardı. Biz bunları da gördük elhamdülillah. Evet. Ve o insanlar gerçekten hayret ederlerdi. Hatta işte ev alanın Allah-u Teala yardımcısı olurmuş. Ben mesela bunu çok duydum şeylerden. Çevremdeki insanlardan. Ve o insan acaba bulabilir miyim endişesiyle beraber insanlara halini arz edip onlar da tabii biz sana yardım ederiz. Al sen şunu, al sen şu bileziği. Birinden bir çeyrek, birinden bir bilezik, birinden bir az bir tutar bir şeyler meydana gelip de o insan o evini aldığı zaman veyahut da o ihtiyacını giderebildiği zaman, işte çocuğunu evlendirebildiği zaman onun mutluluğunu biz gördük yani mahallelerimizde. Bu gerçekten çok büyük bir mutluluk. Kişinin elinde bulundurmuş olduğunun bir kısmını bile vermesi yine karşıdakinin ihtiyacını giderir ve bu çok da bereketli bir şey oluyor. Hem evet. Bir sevince hem de bir berekete sahip oluyor. Evet. İzleyicimiz de özür dilerim sormuş. Hani borçlu borcunu ödeyemezse ne olur demiş. Evet, bir kere borçlu... Yani ertelemek mi yoksa hibe etmek mi daha faziletlidir? Hibe de edilebilir. Bu da övülen bir şeydir, davranıştır. Çünkü burada ilk başta yani dilenmek yoktur işin başında. Yani bunu bana karşılıksız olarak ver diye çıkılmamıştır yola. Borç olarak çıkılmıştır. Tabii dünyanın bin bir türlü de hali vardır. Bu da olabilir. İnsan başına bir sıkıntı meydana gelip de ödeyememe veyahut da ödemede zorlama durumuna da gelebilir. Bu durumda da kişiye ayet-i celle'de de buyurduğu üzere Bakara suresi ayet 280. Estağfirullah. Ve in kana zu usratin fe nazratun ila meysara. Yani eğer borçlu darlık içindeyse eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek. Olabiliyor mesela bir an oluyor, ödeyemeyecek gibi oluyor. Sonra birden bir genişlik meydana gelebiliyor. Fakat kişi burada ona hibe de edebilir. Bağışlayabilir de, onun üzerine çizebilir, vazgeçebilir veyahut da belli bir vakte kadar yine ertelemesi, tehir etmesinde de yine fayda vardır. Burada hocam sanki yani son söylediğiniz ayet-i kerimeden de hareketle, yani Allah-u Teala'nın o bizlere sunduğu imtihan içerisinde bizden borç alan kişinin borcunu ödeyememesi de belki o ayetin işte mühlet vermenin faziletine muvafık olmak için de bir şey gibi, sanki bir nasip gibi. O da bir nasip, evet. Yani şey sormak istiyorum hocam size. Şimdi az evvel kişiye düşen sorumluluklardan söz ederken, aslında hepimizin de şunu düşünmesi gerekmez mi? Yani bizden birisi borç istediğinde elimizde imkan varken ona vermek çok güzel bir davranış.
Bizim de gün gelir bu duruma düşme ihtimalimiz var. Yani kişinin nefsine de bu payı çıkarması gerekiyor. Çünkü illaki bunu hiç şimdi bakıyoruz işte son dönemlerde sık sık gazetelerden falan hani deniyor işte konkordatı ilan etti falanca evet. Şirket. Şimdi baktığımızda bu adamlar belki birkaç sene öncesinde çok büyük imkanlarda Türkiye'deki en zengin kişiler olarak addedilen insanlardı. Ama bir durumda insan muhtaç duruma da düşebiliyor. Hani ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür deniyor ya Allah'a dayanmak lazım. Biz hepimiz bir imtihanın parçasındayız. Öyleyse biz de eğer imkanımız varsa bunu vermemiz gerekir sanki. Yani burada kendimize düşen sorumluluklar içerisinde bu da var. Evet, tabii hani bazen de ifade ediliyor işte falan zamanda şöyle zenginken şimdi sokaklarda yaşıyor diye söylenebiliyor. Yani Cenab-ı Allah nice imkan sahiplerini bir gecede, bir anda tamamen imkansız ve muhtaç bir hale getirebiliyor. Bizim evimiz Avcılar'daydı deprem zamanında 99'da. Orada mesela çok iyi biliyorum nice durumu çok iyi olan, apartmanları, daireleri olan, kiralarda kiracısı olup da onların kiralarıyla geçinen varlıklı nice aileler vardı ki orada mesela hem mallarını hem ailelerini kaybedip Allah muhafaza parklarda yaşayan bir parça ekmeğe muhtaç, bir yudum suya muhtaç bir hale insan gelebiliyor. Yani insanın başına ne geleceğini ancak Allah bilir. İnsan Allah muhafaza bir hastalık insana musallat olabilir. Bir mikroba, bir virüse insan yenik düşebilir. O yeryüzünde arzı endam eden, dolaşan, gezen, hoplayan insan bir anda yataklara düşüp elini kolunu kaldıramaz, içtiği sudan lezzet alamaz, zevk alamaz hale hepimiz geliyoruz. Yani burada insana Allah-u Teala gösteriyor. Ne kadar muktedir olsa da insan muhtaç oluyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'a karşı haşa ilahlık iddia eden Nemrut'un bile ölümü bir sinekle, burnundan giren bir sinekle olmuştur. Ve beyninde vızıldamasıyla, kendi kafasına tokmakla vurdura vurdura ölümü o şekilde olmuştur. Yine Firavun'un, kendisine ilahlık iddia eden Firavun'un boğulması, ölümü suda olmuştur. Cenab-ı Allah nice insanları, zamanda muktedir olan kişileri, güç kuvvet sahibi olan insanları azıcık küçücük bir mahlukatla, bir şeyle aciz duruma düşürebiliyor. Hayatın cilveleri de böyledir. Veyahut da insan ne kadar muhtaç olmasa da elbette çocuklukta muhtaçtır ve ihtiyarlığında yine muhtaçtır. Evet. Bakıyorsunuz ki o güçlü, kuvvetli insanlar çocuğunun koluna girmesine veyahut da birinin bir yudumsu vermesine muhtaç olabiliyor. Hani o nedenle insan hani ileride muhtaç olduğu zaman ona bakılsın diye değil ama Allah rızası için hayırda bulunmalı ki kişi de muhtaç duruma geldiği zaman insanlar onun kolundan tutabilsin. Evet. Ama toplumda şunları da gördük. Gerçekten böyle hayır sahipleri, gönlü geniş olan insanlar, sadaka veren, borç veren, insanların ihtiyacını giderme gayretinde olan insanların elinden tutulması gerektiği zaman da çok insan onların elinden tutar. Ve şuna da dikkat edin. Mesela o insanların cenazeleri çok muhteşem olur. Evet. Yani öyle olur ki mesela biz çok böyle cenazelere katılırız. Bazı kişilerin cenazeleri aynen düğün gibi olur. Ya bu çok enteresandır yani. Sanki bir düğüne gitmişsiniz. O düğün havasının şeyi, o heyecanı, o kıpırdayışı o kardeşlerimizin cenazelerinde olur. Hocam burada bir de şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi aslında borcun yerini ne dolduruyor? Yani şimdi bakıyoruz. Eğer borç vermeyeceksek kişinin o ihtiyacı bitmiyor. Yani onu bir şeyle temin etmesi gerekiyor. İşte Allah muhafaza burada İslam'ın reddettiği, günah olarak bize söylediği faiz var. Bunun çok daha maalesef kurumsallaşmış hali olan tefecilik var. Maalesef. Yani o zaman burada bir şekilde toplumsal olarak da bu borç vermenin toplumu bir arada tutuşu var. Vermeyişinde günaha itişi var insanlara. Tabii. Yani bu faiz mevzunu nasıl değerlendirelim burada? Bir şeyin olması gereken, Allah-u Teala'nın tarif ettiği hayır üzere olan bir şey olmazsa onun yerini şer dolduruyor ifade ettiğiniz gibi. Yine mesela evlilik, Cenab-ı Allah'ın insanlara
nimet olarak bahşettiği bir lütuf, bir ikram. İnsan bundan kaçındığı zaman bakıyorsun zina çoğalıyor. Zekat, sadaka, infak azaldığı zaman bakıyorsunuz ki hırsızlıklar çoğalıyor. Yine borç verme azaldığı zaman, olmadığı zaman bunun yerini Allah muhafaza faiz dolduruyor. Çünkü insan bir şeylere muhakkak ihtiyaç hissediyor. İnsan muhtaç. Cenab-ı Allah insanı böyle yaratmış. Hocam çok özür dilerim. Şey vardı ben, bir banka reklamı vardı. Şimdi bizim burada aslında İslam'ın övdüğü, birbirimize işte borç vermemiz gerekliliğini sanki işte bir başkasına hiç ihtiyacın yok. Ben varımı. Evet. Bankalar reklam olarak da bunu sunuyor. Evet. Şimdi bu aslında ne kadar garip ve acınacak bir hal. Buradaki garabet çok büyük. İnsan muhtaç oluyor. İhtiyacı olduğu zaman bunu çevresinden karşılayamadığı zaman bu sefer mecbur faizli bir şeye, sisteme bulaşıyor. Bir gün camimizde bir cemaatimiz, genç bir kardeşimiz işte bir şeye ihtiyacı, bir miktar paraya ihtiyacı olduğunu ve bunu faizli bir sistemle almaya teşebbüs edeceğini söyledi. Kendisiyle konuştuğumda hani bunu başka yollarla da elde edebilirsin diye, ben diyor borç alamam diyor. Yani borç alabilmem mümkün. Yani bu yani ihtiyacı olan borç para da yani birkaç bin liralık bir şey, bir mevzu. Yani çok da, bir aynı, çok da büyük bir şey değil. Biraz da kendisine dedim ya, senin komşun yok mu? Amcan yok mu? Halan yok mu? Bir büyüğün yok mu? Bir abin yok mu? Yani senin böyle ya abi diyeceğin bir dostun, bir akraban, bir arkadaşın, sana bir destek verebilecek kimsen yok mu senin hayatında? Dedi hocam amcaların falan var ama ben onları tanımıyorum dedi. Şimdi hani hep birbirine tetikleyerek gidiyor. Akrabalık olmayınca, amcasını tanımayınca amcası ona nereden borç verebilsin? Bu durumlar meydana geliyor. İhtiyacı var ve alabileceği tek yerde orası. Şimdi Allah-u Teala faizi haram kılmış. Haram en çirkin şey. En pis şey. Yani insanın ondan kesinlikle uzak durması gerekir demek. Yani hiçbir şekilde yani şöyle olursan yapabilirsin denilecek bir şey değil. İçki haramdır. Hırsızlık haramdır. Mesela hırsızlığın helal olduğu yerler diye bir şey olmaz. Hırsızlık haramdır. İçki içmek haramdır. Ancak ne zaman bu hüküm kalkar? İnsan ölecek durumdadır. Bir yudum suya muhtaçtır. Ölmeyecek kadar bir yudum ancak alabilir denir. O da zaten yani normal şartlarda olabilen, insanın başına gelecek bir şey değil. Tabii faize bulaştığı zaman da bütün kötülüklerin anası da budur. Biz nasıl burada güzel örnekleri yaşadığımızı söylüyorsak, borç alarak ev alan, borç alarak ihtiyacını gideren ve bundan duyduğu memnuniyetten insanlara teşekkür edip Allah-u Teala'ya şükreden insanlar olduğu gibi, faize bulaşıp hayatını yıkan, maaşına haciz konan, evine haciz konan, ailesi boşanma seviyesine gelen, boşanan, hayatı kendisine zehir olan da nice maalesef insanlar var, yuvalar var. Bundan dolayı hayatı yıkılan birçok örnekler var. Çünkü bu nedir? Bu bir sistemdir nihayetinde. Sistemin, hani az önce örnekte dediniz, hani ona buna gitme, bana gel diyor. Ama o bana gel dediği şey aslında bir insan değil. Kalbi, yüreği, ciğeri olan bir şey değil. İnsafı, merhameti, sabrı olan bir şey değil. Gel dediği şey sistem. Sisteme gel diyor. Hı hı. Hani şurada ayet-i celle'de okuduk. Siz hani izleyicimiz de sordu diye söylediniz. Ödeyemezse ne olacak? Ödeyemezse şu var. Bu malın sahibi bendim. Ben bu malı verdim. Borç olarak verdim. Tamam, almıyorum senden. Bu bir yol. Veyahut da tamam kardeşim sen canını sıkma. Elin rahatladığı zaman verirsin. Bununla mesela çok duyarız birbirine. Hatta getirdiği zaman ya acelesi yoktu işte, sonra verseydin, elin rahatladığı zaman getirseydin, niye acele ettin ki falan yine. Belki hatır olarak bile olsa bu söylenir. Peki bu söylemiş olduğunuz sistemde böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Yani ödeyemediği zaman tamam ben bunu sana heybe ettim. Bu senin olsun, boşver kardeşim, senin canın sağ olsun. Var mı? Yok. Veyahut da tam ödeyemiyorsun, olsun bir şey olmaz. Sen elin rahatlayınca verirsin, bir şey olmaz. Sen yeter ki canın sağ olsun der mi bu sistem? Bunu demez. Tamam ben bunu daha sonra senden alırım.
Ödeyemezsen de bir şey olmaz. Der mi? Demez. Peki ne yapar? Onun almış olduğu meblağın üzerine kat be kat artan bir şer, bir kötülük yumağı halinde onun hayatına girer ve hem kendisini, hem ailesini, hem kendisiyle alakalı olan bütün çevrelerini de tahrip eder. İnsan tek başına yaşayan bir varlık değildir. İnsanın başına gelen bir sıkıntı onun komşusuna da etki eder. Akrabalarına da etki eder, çevresine de etki eder. Onun üzüntüsü çevresiyle beraber bir yıkımdır. Dolayısıyla Allah-u Teala bunu haram kılmış. Borç kalkarsa işin içine haram girer. Bugün şunu görüyoruz ki toplumumuzda bazı ahlaki değerler mesela oturmuş. Bu çok güzel bir şey. Mesela nedir? Bayramlar, cumalar, cumanın hürmeti, mesela kandil geceleri. Mesela biz hani Mekke'ye, Medine-i Münevvere'ye gittiğimizde veyahut da bazı İslam beldelerine gittiğimizde bile oralarda bizdeki bazı İslam ahlakının oralarda, oradaki insanlarda olmadığını görüyoruz. Mesela bir kandil gecesi, hepimizde meydana gelen bir coşku. Mesela çocukluğumuzda mahallelerde mesela teyzeler hamur mesela birisi kızartır, bir tepsi getirir çocuklara, ikram ederdi mesela. Biz tabii oyunun heyecanıyla yani ne oluyor falan, bugün kandil derdi mesela. Bir başkası bir şey, bir çikolata, bir şeker getirip oynayan çocuklara ikram ederdi. Niye? Biliyorduk ki o gün o gece kandil, o da o ikramı yapmaktan mutluluk duyar, memnuniyet duyar. O gece yine camilerimizde bir şeyler yapalım, geceyi ihya edelim. Bir şey vardır, insanlarda gayreti vardır. Mesela bu türlü şeyler bazı İslam topraklarında yoktur. Ama bir de bizde olmayan şeyler de var. Yani olanlar olduğu gibi. Mesela olmayan, yitirdiğimiz şeyler nedir? Borç vermektir. Bunu yitirmememiz lazım. Bunu yitirdiğimiz an, bunu yerine dolduracak olan faizdir. Faiz ise kişileri yıkan, aileleri yıkan ve o ailelerle irtibatlı çevresini her tarafı yıkan, yok eden bir maalesef virüstür yani. Hocam bir mesele daha şimdi aklıma geldikçe ben size soruyorum öğrenmek maksatıyla. Mesela birisi birisine borç verdi. Siz bana bir borç verdiniz. 6 ay sonra ben size ödemeyi taahhüt ettim. Ama siz 6 aydan önce bir ihtiyaç haline geldiniz. Diyelim ki 3. ayda bu sefer siz muhtaç duruma düştünüz ve burada dönüp bana ya sen benden borç almıştın 6 ay sonra ama şu an benim ihtiyacım var, verebilir misin demek mi gerekir, dememek mi gerekir? Tabii bunlar hep insanın içinde bulunduğu hale, duruma göre değişkenlik arz eden bir şeydir. Karşıdakinin ödeme imkanı varsa bunu yapabilir. Yani erken bir vakitte ödeyebilir. Fakat o da bir ihtiyaca binaen bunu almıştır. Burada yine kişinin ihtiyacı olduğu zaman bir başkasından yine borç olarak bu eksikliğini tedarik etmesi yine daha güzel bir yoldur. Öyle değil mi hocam? Tabii. Yani o çünkü sözleşme bir hukuk doğuyor. Tabii. Peki yazmak gerekir mi hocam? Tabii bu her zaman için yazmak güzel bir ahlaktır. Hı hı. Önemli bir sünnettir. Yazmak, anlaşma metinlerini yazılı hale getirmek, insanların daha sonra başına herhangi bir hal gelebilir. Veyahut da o kişiler arasında yapılan akitten sonra taraflardan biri vefat etmiş olabilir. Bu da çok karşılaştığımız bir durum. Geliyor mesela bize borcunuz varmış diyor. Mesela kişinin çocuklarının haberi yok. Onun babası vefat etmiş, onunki vefat etmiş. Aileler arasında bir anlaşmazlığa sebep oluyor. Varmış da ödememiş, yokmuş, vardı, falanca söylüyordu, yoktu, var mıydı, yok muydu? Yani böyle kargaşalıklara da sebep verilebiliyor. O onun için yazmak, bunları vasiyet lazım. Olarak bırakmak, evet. Çoluk çocuğuna evet. Söylemek, bak benim şöyle bir durumum var, şunlar şu kadar alacağım var, şunlar şu kadar borcum var. Yani bunların bilinmesi önemli. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından itibaren Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan ta Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma'ya kadar şu yapılmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra hac zamanı Mina'ya
o Akabe mescidin oraya gidip derlermiş ki kimin Resulullah Aleyhisselam'dan bir alacağı var idiyse, varsa gelsin biz ona verelim. Ve gerçek veyahut da değil şeyine bakmaksızın insanlar gelirmiş, benim şöyle bir şeyim olmuştu, şöyle bir şey alacağım vardı diyenlere verirlermiş. Bunu Hazreti Ebubekir devam ettirmiş, Hazreti Ali devam ettirmiş, Hazreti Hasan ta Hazreti Hüseyin radıyallahu anhum bile bu şeyi devam ettirmişler. Yani var mı bir şey diye. Yine mesela Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın babası Hazreti Abdullah Uhud'da şehit oluyor. Fakat çok da borcu var babasının, Hazreti Cabir'in. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a geliyor, ya Resulallah babamın çok borcu var diyor. Bizimle bir parça hurmalığımız var diyor. Bununla ödeyemiyorum da şeyleri diyor. Borçları. Borç aldığı kişiler Yahudiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a hani dedik ya hani insanlar gelir. Ya Resulallah benim borcum var ödeyemiyorum. Ne yapayım yani bana bir yardımcı olsanız. Peygamber aleyhisselam onun adına Yahudilerle konuşuyor. Bunun borcu var. Bunu erteleyin. Sonra alın. Hiçbir şeye yanaşmıyorlar. En sonunda Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun şeyine gidiyor, hurmalığına. Hazreti Cabir radıyallahu anh ailesiyle beraber Peygamber aleyhissalatü vesselam ağırlıyor, ikramda bulunuyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam o hurmalığı bir dolaşıyor. Ondan sonra hurmaları böyle cins cins ayırmasını Hazreti Cabir'e söylüyor. Hazreti Cabir radıyallahu anh onları ayırıyor öbek öbek. Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor ve onları şeylere ver diyor. Yani kime borcun varsa o da borcu olan kişilere, babasının borçlandığı kişilere haber veriyor. Yahudiler geliyor. 17 deve yükü hurma veriyor. Ve yine de şey olmuyor. Azalmıyor. Azalmıyor yani. Yine de kendilerine de kalıyor. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor Hazreti Cabir. Resulullah aleyhisselam diyor bak bak dinle diyor. Cabir neler anlatıyor diyor. O diyor ya Resulallah biz zaten yani size iman etmişiz sizin bereketinize, mucizenize diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh da o imanını ve ikrarını bir daha şey yapıyor. Yani böyle bir durumda yaşanmış ashab-ı kiram efendilerimiz dedi. Evet. Yine hocam hızlı geçiyor farkındayım. Yine araya geldik. Yine bir ara verelim. Ondan sonra da şu değişen borç tanımı dünyada artık başka bir anlama geliyor. Girdik ama onun sebep olduğu krizlere de birazcık değinelim ki iyice artık mevzu biraz netleşmiş olsun. Peki. Efendim vakada Karz-ı Hasen konusunu, güzel borçlanma konusunu konuşuyoruz. Kıymetli hocam Hakan Öner'le birlikte ve Sayın Eyüp Sallavaş hocamla birlikteyiz. İlk iki bölümde meseleyi derinlemesine açtık hocam. Araya gitmeden hemen önce de söylediğimiz bir mesele vardı. Sayın Savaş Bahçin'le bir program yapmıştık. Batı'yı tarif ederken ya düştükleri yani insanlığa çok yakışmayan durumlar var. Çok sıkıntılı durumlar var. Nasıl tahammül gösteriyorlar diye biz sorduk. Şimdi o akademisyenler diyor ya sizin suçunuz diye. Şimdi bakalım bizim suçumuz muymuş? Orada çok özel bir tespitte bulunmuştu Savaş abi. Demişti ki orada o kadar çok insanlar borçlanıyor ki bankalara. Çok ciddi borçlanıyorlar. Bir ömürlerini tabiri caizse oraya veriyorlar. Ve sosyal sistem orada hiç oturmuş değil. Çalıştığınız müddetçe devletten bir takım hakları elde ediyorsunuz. Ama işsiz kaldığınızda sokağa düşmenin zam meselesi ve sokakları da orada gördük öyle değil mi? Onların geliştirdiği çok tuhaf, çok insanlık dışı bir mimari anlayışı var. Defansif mimari diye dedikleri. İnsanların sokakta kalmasına müsaade etmeyecek formüller üretmişler. Böyle kaldırımlara çıkıntılar koymuşlar, demirler koymuşlar ki o evsiz barksız insanlar oraya gelmesin diye. Bu kadar ciddi bir mesele. Şimdi bugün bu dolayısıyla adam şey yapamıyor. Haksızlıklar karşısında sesini çıkartamıyor. Şirkette bir usulsüzlük olduğunda sesini çıkartamıyor. Devlet bir şey yaptığında çıkartamıyor çünkü böyle bir problem var diyor. Bu
ciddi anlamda bir kriz aslında bugün, değil mi? Bizde de bankalara ciddi borçlanmalar var. Siz söylediğiniz Evbank dağılıyor. Birazcık hocam bu meseleleri de konuşalım isterseniz. Tabii yani şimdi aslında başta gösterdiğimiz o sarı yelekliler mevzuunda da benzer refleksler var. İnsanın bu kanun temelli doğru yaşamayı üstündeki kanun algısı kalktığında ve o şemsiye kalktığında nereye yöneltebileceğini bilmiyoruz. Çünkü o fıtratı gereği eğer sürekli aldığı eğitimle beraber de toplum ahlakı ortada yoksa, bir başkasının hakkını gözetme diye bir şey öğrenmemişse, haktan, hukuktan ve insani olan hususlardan haberi yoksa, tabiatıyla o içinde yeşeren ve onu sürekli nefsinin isteklerine yönelten sistemin esiri olarak da kanun ve işte diyelim ki hükümetin ortadan elini eteğini çekmesiyle de bu sefer o kötü durumlara hemen kolaylıkla giriveriyor. İşte bir elektrik kesiliyor, her tarafı yağma ediyorlar. Evet. Yani sadece buradaki diyelim ki birlikte bir reaksiyon gösterme değil, bireysel bazda da bu yönde tavır alabiliyorlar. Hı hı. Tabiatıyla burada yani insanın şimdi değerler eğitimi dediğimiz şey de burada biz batıdan aldık aslında bunu. Normalde İslami olan değerler eğitimi, tabii ahlak ki ahlak eğitimi, fıtrat eğitimi, bunu kişilik, karakter geliştirme mevzusu zaten bize İslam'ın öğretisiydi. Ama batıdaki değere niçin ihtiyaç var? Şimdi ortada bir kanun şemsiyesi var ama bu yetmiyor. İnsanın bir başkasıyla ilişki kurmasında sırf kanun o çerçeveyi belirleyemiyor. Hı hı. İşte iyilik, güzellik, saygı, sevgi, hoşgörü gibi evrensel değerler dedikleri hususları da öğretmek zorunda kalıyorlar. Ama bu da yetmiyor. Beceremiyorlar. Çünkü tabii ki. Yani, rasyonel akıl dediğin şey onu kavrayamıyor. Kaynak kuru işin aslı. Yani oradan doğal olarak doğmuş, akan bir şey yok. Kaynak yok. Haliyle bu kuru kaynak içerisinde insan bu sefer o mahkum olduğu sistemi sorgulayabileceği anda hemen özündeki o güne kadar öğrendiği şeyler ortaya çıkıveriyor. Ve işte neyin mahkumu? Bankanın mahkumu. Bankayı yağmalıyor. İşte Fransa'da olduğu gibi. Öyle değil mi? Evet. İşte kılık kıyafet almak için sürekli kredi kartıyla çekti ve borçlanıyor. O zaman o şemsiye yoksa ben o mağazayı yağmalarım diyor. İşte gördüğümüz gibi bir video vardı, benim çok hakikaten duygulandırdı. Orada Fransa'da insanlar bir mağazayı yağmalıyorlar. İşte camlarını kırmaya çalışıyorlar. Kameraya onu alan da belli ki bir Müslüman. Çünkü orada yağmalayanlara en son haram haram diyor. Arap olduklarını farkına varıyor birkaç tanesinin. Artık çünkü o var yani, haram. Yapma diyor. İşte özüne dönüş o. Karşısındaki de Arapça cevap vermeye başladı. O haram deyince o da haramı hatırlayacak çünkü. Sonunda illaki öldükten sonra onu hep beraber hatırlayacağız ama bu dünyada hatırlamakta fayda var. Yani batıda ilginç, dediğiniz gibi devlet yoksa, kaos varsa, otorite yoksa herkes hırsız, herkes sahtekar, herkes yalancı oluyor. Kanun öyle bir kapsamış ki boşluğunda insani hiçbir değer yok dediğiniz gibi. Bir de bu Fransa meselesi ilginç. Bu bakalım ne olacak? Çünkü Fransız ihtilali, hani biliyorsunuz, o kaosun asıl halk ayaklanmasının simgesi haline gelmiş bir yer. Fransa'da başlaması bakalım nasıl sonuçlar doğuracak? Ben aslında merak ediyorum. Ya bu küresel bir dizayna benziyor. Öyle bir tarafı var. Çünkü Fransız ihtilali dedikleri döneme baktığınız zaman hocam, hep böyle işte asillerin zulmünden kurtulmaya çalışan halk imajı verilir ama peri tarafında şeyi görürsünüz. O ayaklanma gerçekleştikten sonra bu sefer herkes birbirine zulmetmeye başlar. Orası bildiğiniz Fransa, o dönemde bildiğiniz kan gölüne dönmüştür. Yani tamamen insanlar çığırından çıkmışlardır. Öyle bir durum var. Peki biz bugün borcun ferdi olarak karşılıklarını görüyoruz ama devlet düzeyinde, kamu düzeyinde borç bir yer işgal ediyor artık. Ekonomi dediğimizde bu borçları görüyoruz. Ekranlara gelecektir. Şimdi dünyada kamu borcu oranları var. Gayri safi yurt içi hasılaya oranları. Onlar gelecek. Peş peşe alabiliriz.
Evet. En güçlü ekonomilerin, ABD gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi ekonomilerin çok yüksek borçlanma oranları var. Borç miktarları var aynı şekilde. Evet. Şimdi baktığımızda şunu görüyoruz. Ülkeler de artık esir alınmış durumda. Birazcık da bu meseleye girmekte fayda var. Yani borç artık ülkeleri de esir alıyor. Küresel sistem ülkeleri de esir alıyor. Buradaki durum artık devletlerin faizle esir alınması durumu hocam. Bunun üzerine de birazcık konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tabii dünya üzerinde baktığımızda çeşitli ülkelere de gördüğümüzde şu gözden kaçmıyor. Bir kapitalist sistem dünya üzerinde hüküm sürmeye çalışıyor. Bu da sorgulamadan, had, hudut olmaksızın tüketmek bir çılgınlık ile beraber tüketirken de tükenip yok olmak. Esasında bu sistemleri çıkaran insanlar da bu çarkın içinde yok olup gidiyorlar. Unutulup gidiyorlar. Mesela bugün dünya üzerinde Hristiyan ülkelerde veyahut da Yahudilerde dinin istenmediğini görüyoruz. Yani Hristiyanlığa da tahammül yok, Yahudiliğe de tahammül yok. Yani Müslümanlığa zaten hiç tahammülleri yok. Çünkü bugünkü muharref haliyle bile, değiştirilmiş, bozulmuş haliyle bile onların kendi içlerindeki değerleri yine bir intizam öngörüyor. Bir saygıyı, bir edebi, bir terbiyeyi, helal ve haramı, tesettürü, içkiden uzak durmayı, hayasızlıktan kaçınmayı, bunları öngörüyor. Ve mesela bugün kiliselere bile baktığımızda oralarda bile Hristiyanlık kalmamış artık. Yani mesela heykeller dolmuş şeylerin içine. Kiliselerin önü, içi, Hristiyan olan ülkelerin pek çok yerinde heykelin şeyle ne işi var? Hristiyanlıkla ne alakası var? O işte sahip oldukları miras işte, oraya öyle yansımış. İşte yani. Bu, Hazreti İsa Aleyhisselam öyle bir şey öngördüğünden değil de o Grek ve Roma kültürü oraya gelmiş, yansımış. Evet, işte burada şunu görüyoruz ki yani din insanları bir nizama koyan bir şey istenmiyor. Hı-hı. Sürekli tükenen, sorgulamayan, helal haram demeyen, nizam bir dakika bunu yapmayalım, buna yanaşmayalım demeyen bir dünya haline geliyor. Buna da tek dur diyebilecek olan İslam toplumlarıdır. Müslüman ahlakında olan insanlardır. Hakikaten biz hani belki içinde yaşadığımız İslam toplumundan mütevellit bazı şeyleri fark etmiyoruz ama dışarıya çıktığımızda gayrimüslim beldelerde meydana gelen hadiseler, yaşanan olaylar insanların içinde tamamen ahlaki olguların tükendiği, bittiği, yok olduğunu gördüğümüzde tabii bize biraz daha hayret verici oluyor. İşte komşuluğun bittiği, tamamen sıfır. Yani komşuluk diye bir olgunun kalmadığı. Mevcut olan değerler de kanunların kendilerine tanımış olduğu hak çerçevesinde. Orada o nedenle kanunlar sıkı konulmuş. Komşulukla, işçi, işveren hukukuyla gibi şeyler, nizamlar konulmuş. Çünkü insaf yok, merhamet yok, ikram yok, hediye yok. Bu gibi kavramlar da tamamen kalkmış maalesef. Bir izleyicimizin önemli bir sorusu var. Yani biliyorsunuz bu kapitalizmle hepimizin problemi var. Ve aşmaya çalışıyoruz kendimizce kurduğumuz bir takım müesseselerle. İnsanlara borç verecek dernekler, vakıflar, fonlar kurulamaz mı diyor. Şimdi devletin aslında bu yönde yaptığı çalışmalar var. Faizsiz bankacılık sistemiyle ilgili vesaire. Yani artık sistem zorlanıyor. Ama bu da iyi bir tavsiye. Tahmin ediyorum bunun örnekleri vardı Osmanlı döneminde. Öyle değil mi hocam? Böyle bir işe girişilemez mi hocam? Tabii en nihayetinde zaten vakıfların, yani Osmanlı döneminde de günümüze kadar var olan vakıfların temel prensibi insanı ihya etmeye yöneliktir. Hı hı. Yani vakfın var olması
insan içindir, insaniyet içindir. Hatta hayvanlar için bile vakıflar gereklidir, zaruridir. Yani yardımlaşma, dayanışma, düşen insanın elinden tutma, ihtiyacı olanın müracaat edeceği noktasında bir ciddi bir müessesenin oluşması. Bundan sebep vakıflar kurulmuş. Ve vakıflar marifetiyle de ciddi şeyler, birliktelikler, oraya gönül veren insanların çevresinde herhangi bir sınıf ayrımı yapmaksızın insanlara yardım etmeleri, hatta işte hayvanlar için kanatları zarar gören, bacakları zarar gören leyleklerin ıslah edilmesi, tedavi edilmesi, bunun için vakıfların, derneklerin kurulmasına varana kadar müesseseler olmuş. Elbette insan, toplum olarak yaşayan insanın bir araya gelerek bir şeyler yapması önemli. Burada da en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için örnek. Mesela Hilful Fudul kurulmuş Resulullah Aleyhisselam'ın 20'li yaşlarında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o hareketin içinde. Yani şeye gelip de, Mekke'ye gelip de biri bir haksızlıkla karşılaştığında oraya müracaat ediyor. Ben geldim, başıma bir hadise geldi. Benim hakkımı alır mısınız diye. Yani böylece Efendimiz Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu saadetli ahlaktan bugüne kadar gelen İslam geleneğinde vakıfların, insanların, Müslümanların bir araya gelerek yardım etme hareketini ciddi bir teşkilata dönüştürmeleri meydana gelmiş. Hatta bununla ilgili çok böyle güzel de bir hadise var Asr-ı Saadet'te. Lütfen. Biraz böyle kapitalist falan deyince de biraz tabii kasvetli oluyor. Biraz Asr-ı Saadet'ten hakikaten paylaştığımız zaman biraz daha rahmeti fazla oluyor şeylerin, konuların. İraş bin Amr diye biri geliyor Mekke-i Mükerreme'de. Ebu Cehil ondan devesini satın alıyor. Ve parasını da vermiyor. Devesini de vermiyor, parasını da vermiyor. Bedelini ödemiyor. Bu da geliyor Mescid-i Haram'a. Orada bir takım şeyler oturuyorlar, müşrikler oturuyorlar. Diyor ki onlara, ben Ebu Cehil benden deve aldı. Ne parasını ödüyor, ne devemi geri veriyor. Bana aranızdan kim yardım eder bununla ilgili? Onlar da hani haşa biraz da alay edercesine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı işaret ediyorlar. Diyorlar bak ona git, o senin hakkını alır. Yani Resulullah Aleyhisselam'ı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile çatıştırıp kendileri arada şey yapmak yani. Biraz da alay etmek, haşa böyle istihza etmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. Diyor ki, Ebu Cehil diyor, benim devemi aldı, benim paramı ödemedi, devemi de geri vermiyor. Sizin yardımcı olabileceğinizi söylediler, bana yardımcı olur musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o adamı alıp Ebu Cehil'in kapısına gidiyor. Hemen dışarı çık diyor Ebu Cehil'e, kapısını çalıp. Ebu Cehil kapıya geliyor. Bu olayı gözetlemek için de o müşrikler bir adam gönderiyorlar. Diyorlar sen de git olan hadiseyi bak, bize haber ver. Hani onların maksadı Ebu Cehil Resulü Aleyhisselam'a şey yapsın, saldırsın, sataşsın. Kendileri de bundan keyif alsınlar, zevk alsınlar. Ebu Cehil'in Resulü Aleyhisselam'ı gördüğü anda beti benzi sararıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bunun devesini almışsın, hemen bunun parasını getir diyor. Ücretimi öde diyor. Tamam diyor. Hemen içeri gelip şeyi geri getiriyor. Adam da teşekkür ediyor Peygamber Aleyhisselam'a. O gözleyen adam tekrar şeyin yanına geri dönüyor. Bu müşriklerin yanına. Onlar tabi ne oldu diyorlar. Hani bir şey çıktı mı? Diyor yok diyor. Şeyin beti benzi sarardı Ebu Cehil'in. Resulullah Aleyhisselam ona bir şey deyince hemen olur dedi, gitti şeyi getirdi. Parasını getirdi. Sonra Ebu Cehil gelince diyorlar ki ey Ebul Hakam ne oldu sana, hani sen böyle bir hal içinde olmuşsun. Diyor ben Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam gördüğüm zaman onun yanında diyor başı kocaman bir saldırgan deve vardı.
dişleri kocamandı. Deve de saldırganlaştığı zaman çok çirkef olur. Yani saldırgan deve ben gördüm Arabistan'da birkaç İnat yerde. İnat olurmuş hocam. Unutmadım. Saldırır yani böyle hiç şeysizce saldırır. Bu kesim yerinde bazı develer yapıyor böyle. Isırır da yani çok da kötü ısırır. Ona yani yakalandı mı bir yerini koparır yani. Çok diyor başı iri, dişleri kocaman bir buhur deve vardı. Beni diyor yiyecekti eğer ben Resulullah Aleyhisselam'ın dediğini şey yapmasaydım, dinlemeseydim. Onlar diyorlar yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşa bir şey yapmış, bir sihir yapmış, seni gözünü şey yapmış, gözünü boyamış anlamında. Yani burada şunu görüyoruz. Birinin başı sıkışıyor ve Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Hani benim başımda böyle bir hal var, bu benim paramı ödemiyor, borcumu ödemiyor, yardımcı olur musunuz diye. Bu ne kadar güzel bir hadise. İşte bu vakıf dernek geleneği de bu işin yani kuvvetlenmesi, güçlenmesi manasında tabii güzel bir şey, gelenek. Yine bir şey daha yine anlatmadan geçemeyeceğim. Yahudilerden Hazreti, tabii Müslüman olmuş, onun için Hazreti diyoruz. Hazreti Zeyd bin Sureyne radıyallahu anh var. Peygamber aleyhisselamın peygamberlik vasıflarını görmüş üzerinde. Fakat böyle kızgınlık anında nasıl tepki verir onu görmemiş. Yani onu ölçmek de muradı var, muradım vardı diyor. Geldim diyor Peygamber aleyhisselam yanına. Efendimizin yanında bir hadise cereyan ediyor. Olay da şu, Hazreti Ali radıyallahu anh var. Resulullah aleyhisselam yanında. Adamın biri geliyor diyor ki ya Resulallah diyor. Benim arkadaşlarım vardı. Ben onlara dedim ki Müslüman olun. Onlar dediler ki niye Müslüman olalım? Ben de onlara dedim ki Müslüman olursanız malınız, mülkünüz bereketlenir dedim. Hı hı. Onlar da tamam dediler madem öyle Müslüman oldular. Geçtiğimiz yılda hep kıtlık oldu. Mal mülk kırıldı. Ben şimdi korkuyorum ki onlar mal hevesiyle ben onları kandırdım Müslüman oldular. Şimdi malları azaldı korkarım ki İslam'dan dönerler. Ya Resulallah bana bir şeyler ver ben onlara götüreyim. Ki şey olsunlar, yani İslam'dan ayrılmasınlar. Efendimiz Aleyhisselam da bir şey var mı diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'a bakıyor. Yok ya Resulallah. Deyince hemen Hazreti Zeyd bin Sureyne o zaman atılıyor. Diyor ya Muhammed diyor ben sana vereyim. Sen bana borçlan. Bu şeyin de işi görürsün. Bu gelen kişinin de işi görürsün. Sonra sen bana ödersin. Peygamber Aleyhisselam'a bir miktar mal veriyor. Resulullah Aleyhisselam da ondan borç aldığı malı o sahabeye veriyor. Gidiyor şeye insanlara dağıtmak üzere. Sonra diyor Resulullah Aleyhisselam'ın ödemesi gereken vakit dolmadan önce kasıtlı olarak gittim ben şeye Resulullah Aleyhisselam yanına. Hazreti Ömer de onun yanındaydı. Dedim ki hadi borcunu ödesene. Niye borcunu ödemiyorsun? Siz zaten Abdülmuttalip oğulları hep böylesiniz. Söz verirsiniz. Sözünüzde durmazsınız. Başladım diyor şeyler. Yaygara çıkarttı. Yaygara yapmaya. Hı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hiddetlendi. Dedi ki ya Resulallah bana müsaade et. Ben buna haddini bildireyim. Çok korktum diyor o öyle söylediği zaman. Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'e engel oluyor. Diyor götür. Ona borcumuzu öde. Diyor ona borcunu güzelce istemesini söyleyebilirdin. Bana da borcumu güzelce eda etmemi söyleyebilirdin. Hani böyle kızman gerekmezdi. Gidiyor o borcu kendisine takdim ediyor. Ve bir miktar da biraz daha fazla da veriyor. Diyor yani borç bu kadardı niye fazlasını verdin? Diyor Resulullah Aleyhisselam bunu seni korkuttuğum için bu fazlalığı vermemi söyledi. O diyor La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben diyor, maksadım mal değildi. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın bütün peygamberlik alametlerini gördüm. Sadece kızgınlık anında ne yapar onu görmek istemiştim. Benim maksadım mal değildi. Malı da veriyor ve Müslüman oluyor. Böyle de bir hadise, yani buna benzer tabii çok hadiseler Efendimiz Aleyhisselam'ın asr-ı saadetinde yaşanmıştır. Yani şimdi evet şunu da anlıyorum artık. Yani insanlar ihtiyacı için geldiklerinde insan elinden ne geliyorsa yapması lazım. Siz de o konuya dikkat çekmiştiniz. Benim de aklıma şöyle bir hadise geldi hocam. Ben öğrencilik yıllarımda bir yere gidiyorduk, bir programa gidiyorduk. Otobüs şoförü tatlı bir abiydi ama çok tatlı bir abiydi. Ben de yanına yanaştım böyle. Hani çok tatlı bir insan olunca muhabbet ederiz diye yol boyunca.
Bir konuştuk, çok ilginç bir adam. Dedi ki, ben dedi sana bir şey anlatayım. Şimdi dedi biz dedi kalabalık bir aileyiz normalde. Ama dedi büyük şehre geldik dedi. Her birimiz dedi parça parça bir yerlerde duruyoruz dedi. Üç kuruş da dedi maaşımız var dedi. Birimizin dedi cenazesi olur, birimizin dedi çoluğu çocuğu evlenir, bir şey olur, biri askere gider. Dedi böyle kıvranırdık dedi. Yani bu bana çok ağır geldi. Dedim ki ya bu nasıl olacak? Bu şekilde ben rahat edemiyorum dedim. Sonra aileye haber saldım, bir toplandık. Demiş ki ya bak biz kaç kişiyiz? Böyle böyle sıkıntı oluyor, ben bundan çok rahatsızım. Gelin bir el ele verelim, bir fon kuralım. Dedim ki çok cüzi bir miktar önerdim. İşte mesela aylık 100 lira, 200 lira. Hepimiz o fona koyalım. En güvendiğimiz kişiyi de o fonun başına koyalım. Yarın öbür gün bir cenaze olduğunda, bir düğün olduğunda, bir şey olduğunda kıvranmayalım, o fondan karşılayalım. Nasıl? Fikir çok güzel. Herkes kabul etti. Diyor başladık. Öyle öyle düğündü, cenazeydi falan derken dedi kardeşim vallahi dedi şu anda dedi hepimizin dedi evi de var, arabası da var. Ve biz bütün bunu dedi bu fonlamayla yaptık dedi. Sonra bana anlattı. Yani dedi ki diğer türlü dedi bizim orada dedi affedersiniz hayvanları dedi böyle değirmen taşına bağlarlar dedi. Hayvan dedi böyle döner dedi. Ama dedi hep aynı yerde döner. Eğer böyle yapmasaydık hepimiz öyle olacaktık dedi. O hayvan gibi olacaktık dedi. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulmuş. Ben de bunu mümkün olduğunca anlatıyorum. Yani gittiğim geldiğim yerlerde ailesi kalabalık olan insanlara falan anlatıyorum. Bu fonlama işi bir şekilde bizim artık yani sağlamamız lazım. Vakıf dernek sorusunu sorduk ya. Yani buralara doğru da geçmek lazım. Hamdolsun yardımlaşmada iyiyiz. Ama bu meseleler de çok önemli. Öyle değil mi hocam? Yani evet. İnsanın sağa sola çok koşturması falan iyi değil. Şimdi bu borçlanma meselesinde biz bunu sadece maddi bir araç gibi, maddi bir özellik gibi değil de aslında manevi bir özellik olarak da görmemiz gerekiyor. Öyle değil mi hocam? Yani borç vermeyi manevi bir ahlak, bir güzellik olarak da görmemiz gerekiyor. Tabii zaten borç verme bir güzel ahlaktır. Dünyaya ihtirası olan, dünyaya düşkün olan kişi bir kere borç veremez zaten. Çünkü dünyaya düşkün olan her zaman fakirdir. Onun gözünde her zaman malı azdır. Her zaman çoğalması gerekli olan bir şeydir. Hatta Allah dostlarından birine, müridi işte bir miktar şey getiriyor, hayır için mal getiriyor. Sonra ona diyor ki, sen bu getirdiğin malın diyor, hani çoğalmasını, daha da çok olmasını ister misin? Böyle bir şey hoşuna gider mi diyor. Tabii isterim efendim diyor, yani bu benim hoşuma gider diyor. Öyleyse sen bu teberrüde bulunduğun malını geri al diyor. Demek ki sen diyor, yani sende şey var diyor, yani mal çoğalma sevgisi sende var ki sen o zaman buna muhtaçsın diyor. Yani sen o zaman bunu bırakma diyor. Yani kalbinde tabi bu bizim için çok uç bir örnek ama burada şunu anlatmaya çalışıyor. Kalbinde dünya sevgisi hakim olan, hani herkeste, hepimizde dünya sevgisi vardır. İnsanın işte maddi imkanının iyi olmasını herkes arzular. Bu kötü bir şey de değildir. Yani Müslümanın zengin olması da önemlidir ama bu onun kalbinde yer edip etmemesi önemli. Bu sevgi kalbini sarmışsa o zaman şeyde bulunamaz. Yardımda bulunamaz. Tabii bu yardım dediğimiz gibi sadece birinin birinden borç istemesi manasında değil. Bu birinin birinden bir eşya istemesi de olabilir. Bunu biraz daha genişlettiğimiz zaman faydalanmak üzere kullanılan her şey olabilir. İnsan zamanını harcar, fikrini harcar, vaktini ona hasreder. Bir derdin varmış, bir dinleyeyim. Nedir derdin der, zamanını ona verir, infak eder. Yani karşıdakini düşünüp sırf Allah rızası için başka bir beklenti olmaksızın onun ihtiyacını giderme. İşin en şey kısmı bu. Yani borç vermede de bu var.
Sadaka vermede de bu var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, ben Miraç gecesi diyor, cennetin kapısında şunu gördüm. Es-sadakatu bi aşri emsaliha vel-kardu bi semaniyete aşara. Diyor, sadaka 1'e 10 mislidir. Karz, yani borç verme 1'e 18'dir. Dedim ki, ya Cibril, ma balul kard efdalu mine sadaka. Bu karzın ehemmiyeti, kıymeti nedir ki borç vermenin sadakadan daha üstün oluyor? Yani sadaka, maldan tamamen vazgeçmektir. Borç ise o malı verip belli bir müddet sonra bir daha geri almaktır. Hani insana öbürü daha faziletli gibi geliyor ama Resulullah Aleyhisselam da bunun hikmetini sorunca Cebrail Aleyhisselam diyor ki لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ. Çünkü kişi ister, isteyen, yani borç değil de hani sadaka ve hibe isteyen kişinin o istediğine tam ihtiyacı yoktur. Onun yanında istediğinden bir miktar yine vardır. Mesela siz birine mesela elbise veriyorsunuz. Hı hı. O tamamen elbisesiz değildir. Yani elbisesi vardır, var olanı kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. Veyahut da erzak mesela veriyorsunuz. Hı. Onun belki verdiğinizin biraz erzağı vardı, siz erzağını kuvvetlendirmiş oldunuz. Ama diyor, وَالْمُقْتَرُدُ لَا يَقْتَرُدُ اِلَّا مِنْ حَاجَ. Borçlu olan muhakkak ihtiyaçtan dolayı, kesin ona olan ihtiyacından dolayı borç istemiştir. Ne kadar borç istiyorsa, o borç istediğinin tamamına onun şeyi vardır, ihtiyacı vardır. Ve insan da bir müminin sıkıntısını giderdiği zaman, bu Cenab-ı Allah katında çok faziletli bir ameldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili hadis-i şeriflerde çok buyurmuştur ki, kişi bir mümin kardeşinin dünyevi sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Cenab-ı Allah da onun sıkıntılarını giderir. Kişi bir kuluna, Allahü Teala'nın bir kuluna yardımına devam ettiği müddetçe Cenab-ı Allah da onun yardımındadır. Yani kişi başka müminin, başka insanın ihtiyacını karşılamasıyla, gidermesiyle Cenab-ı Allah katında çok büyük bir lütfa nail oluyor. Onun da Cenab-ı Allah sıkıntılarını giderir. Hem dünyevi sıkıntılarını hem uhrevi sıkıntılarını. Çünkü Allahü Teala insana kıymet vermiştir. İnsana değer vermiştir. Ve Allahü Teala'nın eseri olan insana siz hürmet ettiğinizde, saygı duyduğunuzda, onun bir ihtiyacını giderdiğinizde bu Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmasına sebep oluyor. Evet hocam. Kıymetli hocam. Şöyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ya bu borç meselesinde yahut infak meselesinde insanların böyle hep rahatsız oldukları meseleler var. İşte birisi hocamın söylediği gibi, yani acaba sıkıntıya çok düşer miyim? Yani malım azalır mı? Yahut bunun karşılığı nedir? İşte güven meselesini konuştuk mesela. Ama bunu tekrardan onarmak, tesis etmek, yani neticede bu beşeri ilişkilerle ilgili bir şey. Bunun başlangıç noktası da olabilir mi acaba borç vermek? Yani borç vererek belki bu yakınlıkları kurmaya da başlayabilir miyiz? Öyle bir yönde olabilir mi? Yani aslında borç verme hem bu işin başlangıcı da olabilir hem sonucu da olabilir bir taraftan. Hı. Şimdi baktığımızda hiçbir birbirinden bağımsız da değil. Şimdi kıymetli seyirci de sormuştu. Akrabalık ilişkilerinin zayıflaması bunda, evet, müessir olabilir mi? Borç vermenin azalmasında. Güven kaybı, illaki güven meselesinde de getirdik. Borç verirken birbirine itimat etme meselesinde de getirdik. Veya borç veren kişinin bu işi Allah rızası için yaptığında, işte karz-ı hasen diyoruz ya işin. Hı hı. Zaten Allah rızası için yapma o işi karz-ı hasen haline getiriyor. Güzel borç haline getiriyor. Bir taraftan borç veren kişinin İyi niyeti söz konusu. Yani güvenle beraber karşıya iyi niyet beslemesi, hı hı, topluma, cemiyete karşı bir iyi niyeti söz konusu. Aslında işte bu taşlardan bir tanesini alma misalini verdiniz ya hocam. Yani her biri birbiriyle o kadar ilişkili ki hepsi birbirini bağlıyor bir taraftan. Onlardan bir tanesini çekip aldığınızda ve bunun pek çoğunu da sayabiliriz. Toplumdaki bu gelenekle beraber oluşmuş, binlerce yıldır oluşmuş bu kurallar hepsi birbirini bağlıyor. İşte aralarından birkaç tanesini
zamanın getirdiği yozlaşmayla beraber çekip aldığımızda silsile halinde de onlar birbirinden ayrılıyor. İyi niyeti çektiğinizde, Allah rızasını çektiğinizde, işte cemiyet ilişkisini, akrabalık ilişkisini çektiğinizde, Allah rızasını çektiğinizde, dinin hayata tesirini çektiğinizde, onun yerine dünyevi imkanları doldurduğunuzda, bankayı koyduğunuzda, bireyselciliği koyduğunuzda vesaire vesaire. O zaman her biri birbirinden de ayrılmış oluyor. Burada işte bunu tekrar tesis etmede her birimize düşen vazifeler var. Şahsımıza düşen, evet biz bir gün bu niyetle elbette Allah rızası için bir iş yapılmaz ama insanın bunu da bilmesi lazım. Eğer sen bugün bir başkası elinde imkan varken yardım etmiyorsan bir gün sen de o hale düşebilirsin. Veya hiç bunu düşünme ama ya işte ebedi bir hayatı düşün. Allah-u Teala bak bunu Kur'an-ı Kerim'de yani o Kur'an-ı Kerim ki işte son kitap. Hepimizin hayatını değil mi düzenleyen son kitap. Onu bize getiren işte anlatan Resulullah Efendimiz son peygamber. O kitap ve Resulullah Efendimiz bize bunu övüyor. Evet. Ve ebedi hayatı sunuyor karşılığında. Yani burası çok mühim. Bizim hep beraber bunu anlamamız lazım. Borç bunun bir parçası, toplumsal ilişkilerin ve İslam'ın bu nizamı hepimizi işte artık daha da ilgilendirmesi lazım. İşte burada o dengeyi tamam dünyada işte gözeteceğiz, çalışacağız ama sonu olan bir hayat. Evet. Onu düşünmemiz lazım. Evet. Hepimizin tabii çevresi var. Arkadaşları, akrabaları var. Şunu soralım yani biri askere gidiyorsa veya evleniyorsa bir ihtiyacın var mı? Yapabileceğin bir şey var mı? Bunu söyleyelim yani bunlar önemli şeyler. Bizim yine cami cemaatimizden mesela bazı kardeşlerimiz özellikle Anadolu'da kardeşlerimizin mesela bazen sünnet düğün merasimleri oluyor. Gidiyoruz mesela bir sünnet düğünü ama salon alamayacak kadar kalabalık. Ben mesela sordum yani hani bu bir sünnet düğünü neden bu kadar böyle hani hınca hınç bu kadar insan bu kadar akraba hani bunu neden bu kadar çok şey yapıyorsunuz abartıyorsunuz dediğimde dedi hocam bizim dedi köylülerden birinin böyle bir işi olduğu zaman cenazesi, düğünü, sünneti, başına yanında olmamız gereken bir hal olduğu zaman hepimiz onun yanında oluruz dedi. Bu onu destekleme, onun maddi ihtiyaçlarını giderme, bu mesela bazı yörelerimizde var, çok kuvvetli var. Hala da bu şeyler yaşıyor, bu ahlaklar yaşıyor. Bunlar çok güzel bir şey. İnsanları desteklemek. Bu borçla desteklenebilir. Hibeyle desteklenebilir, yardımla desteklenebilir, yanında olarak desteklenebilir. Ama illa da bir şey vermek de gerekmez. Buna da dikkat etmek lazım. Yani ben falanın düğününe gidersem, bir şey takamazsam, mahcup olurum deyip gitmemek de olmaz. Çünkü bu sefer tekellüf dinimizde haramdır. Tekellüf dediğim şey kişinin kendini zorlaması. Bir misafiriniz gelecek, kendi hayatınızda yemediğiniz, sizin için çok zor olan bir yiyeceği kendinizi zorlanarak, borçlanarak, ödünçler alarak o yemeği ona ikram etmeniz bu haram olur. Aynı şekilde imkanınız olmadığı halde bir düğüne gidip de bir şeyler zorla takıştırmam lazım yoksa ayıp olur derse bu da haram olur. Hatta burada da şey yapmamak lazım, yani nefis yapmamak lazım. Düğüne gitmek de bir İkramdır. Tabii. Onun yanında olmak da. Gündür, haldir. İnsanın imkanı olduğu olur, olmadığı olur. Ama olmadığı halde de zorlamamak lazım. Cenab-ı Allah bizleri birbirimize destek oldukça, ihtiyaçlarımızı giderdikçe hem dünyada hem ahirette aziz eder. Cenab-ı Allah'ın bu durumda insana yaşattığı haz, keyif bambaşkadır. Siz birinin ihtiyacını giderdiğiniz, o öyle bir mutluluktur ki onun tarifi yapılamaz yani. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sayın hocam teşekkür ederiz. Evet. Bugün Karz-ı Hasen meselesini konuşurken tabii
öğrendiğimiz bazı şeyler oldu. Ben onları bir sıralayayım hocam. Boşluk varsa doldurmadan da kapatmayalım. Birincisi işin bir kula borç vermek, Allah'a borç vermek. Allah-u Teala ayet-i kerimede kendisinin borç aldığını söylüyor. İkincisi Peygamber aleyhisselam bunun 1'e 18, normal bir sadaka 1'e 10 iken 1'e 18 olduğunu söylüyor. Evet. Yani işin manevi olarak karşılığı çok fazla. Üçüncüsü o bahsettiğiniz toplumu bir araya getirme, ayakta tutma, dayanıştırma noktasında çok önemli bir yeri oluyor. Dördüncüsü, siz de destek olun hocam bu arada. Dördüncüsü işte o boşluk ortada, eğer bu boşluk kalkarsa, bir boşluk olursa o boşluğu haram olan şeylerin doldurduğunu öğrendik. Dolayısıyla o boşluğu, o boşluğa mahal vermememiz gerektiğini öğrendik. Ve akrabalık, komşuluk ilişkilerinde sağlamanın bir yolu, yöntemi olduğunu söyledik. Öyle değil mi hocam? Öyledir. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim Vakka'da bu akşam Karz-ı Hasen meselesini konuştuk. İstifadeye vesile olmasını diliyoruz. Bundan sonra borç mevzuna daha farklı bakacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.